Konumuz unutkanlık. Unutkanlığa neler sebep olur ve bunu önlemek için neler yapabiliriz, ondan bahsedelim. Unutkanlığa neden olan en önemli şeylerden biri stres. Stres, beyin hücrelerini öldürerek unutkanlığa sebep olabilir. Ve diğer etmen, tabii ki yetersiz uyku ve az dinlenme. Uykumuzu yeterli alamadığımız zaman beyin hücrelerimiz yine kendini yenileyemez. Sağlıklı ve dengeli beslenme. Beslenme alışkanlıklarımız bu konuda çok önemli. Vitamin ve mineral eksikliği. Aynı zamanda hazır gıdalar ve fast food tüketimi. Fazla alkol alımı beyin hücrelerine ciddi zarar verir. Telefon, tablet ve bilgisayar gibi uzun süreli kullandığımız bu elektronik aletler çocuklarımıza ve kendimize ciddi zararlar verir. B12 eksikliği. B12 hangi besinlerde bulunur? Hangi besinleri daha fazla tüketmemiz gerekir? Şimdi onlardan bahsedelim. Süt ürünleri ve yumurta. Süt, yoğurt ve peyniri sık sık tüketelim. Karaciğer ve dalak gibi sakatatlar. Mantar bu konuda ciddi rol üstleniyor. Su ürünleri. Su ürünlerinde özellikle alabalık, uskumru, lüfer ve ton balığı ciddi derecede önemli. Unutkanlığı önleyen diğer gıdalar nelerdir? Nar ve nar suyu tüketimi bu konuda ciddi derecede fayda sağlar. Portakal ve greyfurtu mevsiminde her gün tüketelim. Bitter çikolata içerdiği kafein sayesinde çok ciddi fayda sağlar. Tabii kararında tüketmek. Domates. Domatesi her gün tüketmeye çalışalım. Folik asit bulunan ıspanak önemli bir besin kaynağı. Elmanın her rengini tüketmekte ciddi fayda var. Unutkanlık önleyen egzersizler nelerdir? Bulmaca çözmek bunlardan kesinlikle biri. Özellikle yaşlı insanların bunu sık sık yaptığını görebilirsiniz. El hesabı yapmak, hesap makinesi kullanmamak. Sık sık not almak ve yazı yazmak. Görsel hafızayı güçlendiren egzersizler yapmak, test çözmek, özellikle dikkat testi bunlardan biri. Denge sağlayan, konsantrasyon gerektiren egzersizler yapmak. Şiir ve şarkı ezberlemek. O zaman hafıza güçlendirici nefis bir yemek tarifi verelim. Fırında somonlu brokoli. Brokoli ve soğan içeren bu somon balığı hafızamızı ciddi derece güçlendirecek. Hepsini soslayıp fırına atıp çok az pişirerek afiyetle tüketebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.